Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 2020 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayına hızlı bir şekilde başlıyoruz. Güneş 21 Aralık'a kadar Yay burcunda ilerleyecek. Merkür hemen 1 Aralık'tan itibaren Yay burcunda ilerlemeye başlıyor. Mars artık Koç burcunda ileri harekette, ay boyunca hızlı bir şekilde Koç burcunda ilerleyecek. 30 Kasım'da meydana gelen İkizler burcundaki ay tutulmasının tesirleri de ayın ilk bölümünde, ilk yarısı içerisinde etkisini devam ettirecek. Evet sevgili Başaklar, İkizler burcundaki ay tutulması sizin için kuşkusuz önemliydi. Şu dönemde aslında tutulmalar İkizler Yay aksında olduğu için hem bu ay hem önümüzdeki yılda devam edecek bir etki bu. Şöyle bir kariyerinizde, işte yaşam alanlarınız veya aileyle ilgili konularda bazı düzenlemeler içerisindesiniz. Bu tutulma aile, ebeveynler, iş ortamı, çalışma alanınız, yaşadığınız mekanlar, ofisiniz, işteki genel görev ve sorumluluklarınız, yaşamdaki statünüz ve benzeri alanlarda bazı farkındalıklar getirebilir ve dönüşümler ortaya çıkarabilir ya da süre gelen bazı konuları netleştirip tamamlayabilir. Genel olarak biraz zaman zaman hassasiyetler de hissedebilirsiniz. Duygusal etkiler de gündemde olabilir. Özellikle ailevi alanlarda duygusal etkiler bu ayın ilk yarısı içerisinde de devam edebilir. Güneş hala daha Yay burcunda olacak. Ev alanlarınızı, yuva alanlarınızı ve aileyle ilgili olan ilişki alanlarınızı daha fazla gündeme getiriyor. Aileyle ilgili mesela bir konunuz var, çözüm bekliyor. Belki bunlar yaz ayından itibaren süre gelen konulardı. Şimdi bunları tamamlamak, ele almak ve çözüme ulaştırmak için etkiler daha olumlu, daha hızlı bir şekilde bunlarla ilgilenebilirsiniz. Mars'ın da özellikle Koç burcundaki hareketi, özellikle finansal konularda belki çözüm bekleyen temaları daha hızlı ele almanız, çözümlemeniz için de size fırsatlar yaratabilir. 14 Aralık'ta Yay burcunun 23 derecesinde Güneş tutulması meydana gelecek. Evet, Güneş tutulmaları yeni aylardır, güçlü yeni aylardır. Sadece bir ayla sınırlı değil, önümüzdeki 6 ayı, önümüzdeki Haziran'a kadar olan süreci büyük planda etkileyen önemli bir tutulmadan bahsediyoruz. Daha kadersel bir etki veriyor tabii ki bu ve sizin yine 4. evinizde önemli bir etki ortaya çıkaracak ve bu tutulma belki özellikle Haziran'da, Mayıs-Haziran aylarında yani gündeme gelip de bir türlü sonuçlandıramadığınız bir konuyu sonuçlandırabilir. Örneğin emlakla ilgili işler daha çok. Hani bir gayrimenkulünüzle ilgili bir iş. Yani satış bekliyorsunuz ya da evden ayrı taşınmak istiyorsunuz, ev almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir kredi arayışınız var. Borçlanma konuları var veya aileye ait bir eviniz var. Bunun satılması, dönüştürülmesiyle ilgili bir konu var. Emlakınızı kiralayıp bir gelir elde etmek istiyorsunuz gibi. Bunlarla ilgili konular bu güneş tutulmasıyla aslında daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hayatınıza gelebilir. Bir şekilde belki bu alanı aydınlatabilir. Evet, tutulma Mars etkisinde olduğu için, Mars'tan güzel bir tesir aldığı için tutulmanın hayatımıza getireceği koşulların daha net sonuçlanması, bir şekilde hızlı bir şekilde hayatımıza bunların gelmesi de mümkün görülüyor. Evinizde de bazı böyle belki değişimler, tadilatlar yapmak isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra aile koşulları, anneniz, babanız, ebeveynleriniz, onların genel yaşam düzenleri, belki onların sağlıkları ile ilgili bir konu var. Emeklilik gibi bir konu olabilir. İşinizden aslında belki çalışma koşullarınızı artık tamamlayacaksınız, emekli olacaksınız. İşte emekliliğin gerçekleşmesi bu güneş tutulmasıyla önümüzdeki belki süreçte gündeminizde olabilir. Bir kredi borcunuz var, onu kapatmak veya bununla ilgili konularınız devrede olabilir ya da bir emlak satın alacaksınız. Bir kredi istiyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde bir borçlanma imkanı bulabilirsiniz. Tüm bu açılımları bekleyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 23 derece Yay burcunda meydana gelecek. Bu durumda güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 23 derece ve yakınlarında ise sevgili Başaklar, bu güneş tutulması sizi bireysel olarak daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. Daha kadersel, hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ve önemli kapılar size bu dönemde açılabilir. Evet, tutulmanın ardından 15 Aralık'ta iyicil şans gezegenlerimizden Venüs de Yay burcuna geçiyor. Bu iyi bir etki. Özellikle şöyle bir aile ev ortamınızı bir iyileştirecek, koşullarınız biraz daha rahatlayacak. Yani evde, ailenizde daha huzurlu bir durumda olacaksınız. Hem de tutulmayla hayata geçebilecek konuları da belki daha şanslı bir şekilde yapılandırmanız için size fırsatlar tanımaya başlayacak. 17 Aralık'tan itibaren Satürn artık Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Bu önemli bir transit. 2017 Aralık'ından bu yana son 3 yıldır Satürn Oğlak burcundaydı, biliyorsunuz. Yaz aylarında Mart ile Temmuz arasında kısa bir süre Kova burcuna geçişini yapmıştı. Şimdi tamamen artık Kova burcunda olacak 2023'ün Mart ayına kadar. Evet, bu genel bir etki tabii ki. Kolektif alanda da güçlü tesirleri var. 2021'i de önemli ölçüde şekillendirecek bir etki. Satürn'ün hemen ardından Jüpiter 19 Aralık'ta Kova burcuna geçiyor ve bu iki gezegen 21 Aralık'ta kavuşacaklar. Büyük Satürn-Jüpiter kavuşumumuz Kova burcunda. Evet, bu kavuşumla ilgili önemli bir video hazırladım sizler için. Hem daha detaylı bilgi almak için, hem de genel olarak dünyayı hani nasıl enerjiler bekliyor ve bireysel olarak tesirleri nasıl olabilir, bununla ilgili genel bir izlenim almak için 2021 genel videomuzu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. 2021 yıllık videolarımızda da tabii ki bu Satürn-Jüpiter hareketinden bahsediyoruz zaten. Şimdi sizin sevgili Başaklar, Satürn ve Jüpiter 6. evinizde olacak. Bu demek ki daha uzun vadede mesleğinizle ilgili bazı yeni yapılandırmalar, iş hayatınız, çalışma koşullarınız veya günlük hayatınızın detayları ya da genel sağlık koşullarınızla ilgili bazı önemli yapılandırmaların olabileceğini bize işaret ediyor. Evet, ve ayı tekrar bir dolunayla tamamlıyoruz. 30 Aralık'ta Yengeç burcunun 8 derecesinde dolunay var. Daha duygusal etkiler taşıyan bir dolunay bu. Size de olumlu bir açıda aslında 11. evinizde olacak. Bu dolunay sizi maddi manevi mutlu edecek bir gelişme getirebilir. Bir kazanç da getirebilir. Yine aşk hayatınız gibi ya da sosyal hayatınızda da aile içi ilişkilerde sizi mutlu edecek bir önemli durumu da açığa çıkarabilir. Keyif alacağınız, belki yılbaşı için bazı hazırlıklarınız, planlarınız var. Bunları organize edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili, ailenizle bağlantılı. Bunlarla ilgili bir gündemi ortaya çıkarabilir. Ayın özellikle son günlerinde 27'sinden sonra bu tesirler başlayabilir. Ocak ayının ilk günlerinde de bu dolunay etkileri devam edebilir sevgili Başaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında BilinçOkulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.